Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda ahlakın temel kavramlarından 3 tanesini yazarak birini açıklayınız. Arkadaşlar iyi, kötü, doğru, yanlış diyebiliriz. Kötü, istenilmeyen, beğenilmeyen ve hoşa gitmeyen davranışlardır. 2. Öznel ahlak ile nesnel ahlak arasındaki farkı açıklayınız. Arkadaşlar, öznel ahlak doğuştan, nesnel ahlak ise sonradan öğrenilir. 3. Ahlakın bireysel yönü kişiliğin ve kimliğin oluşmasında oldukça etkilidir. Ahlaki açıdan kimliğini ve kişiliğini geliştirmiş bireyler toplumsal düzenin oluşmasına katkıda bulunur. Buna göre ahlaklı bir öğrencinin nasıl davranılması beklenir? Arkadaşlar, öğretmenlerine saygılı olur, arkadaşlarını sever ve korur, okul eşyalarına zarar vermez. 4. Kişilerin mutlu ve başarılı olmaları çevrelerinden takdir görebilmeleri için üzerlerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Evde, okulda ve sokakta bu sorumlulukları yerine getirmek önemlidir. Buna göre bir öğrencinin sorumluluklarından 2 tanesini yazınız. Arkadaşlar, öğrenci okul eşyalarını korur ve zarar verilmesini engeller. Çevresini korur ve kirletilmesini engeller. 5. İbn Haldun'a çocuklarınızı nasıl terbiye edelim diye sorulduğunda o, çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın. Zaten onlar size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter demiştir. İbn Haldun bu sözüyle ne anlatmak istemiştir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar, bu sözüyle anne ve babaların davranışlarının çocuklar üzerindeki etkisinden bahsetmiştir. Altı, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan somut ölçüye değer denir. İnsanlar varlığını devam ettirmek, birlik içinde olmak ve bütünleşmek için bazı temel değerlere sahip olmalıdır. Temel değerler insanların çoğunluğunun doğru ve gerekli bulduğu düşünce, amaç, ahlaki ilke ya da inançlardır. Buna göre temel değerlerden 4 tanesini yazınız. Arkadaşlar, sevgi, saygı, sabır,
Yardımlaşma. Dayanışma. Mütevazı. Bu şekilde değerlendirebiliriz. 7. Konfüçyüs iyi insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır demiştir. Buna göre ahlaki sorumluluk kavramına göre yorumlayın demiş. Arkadaşlar, iyi insan olmak sadece güzel söz söylemekle olmaz. İyi insan söylediğini yapar, verdiği sözü tutar ya da tutamayacağı sözü vermez. 8. ve son soru arkadaşlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Hadisiyle niyetin önemine dikkat çekmektedir. Buna göre aldığımız kararların ahlaki olması için nelere dikkat etmemiz gerekir? Arkadaşlar, burada anlatılmak istenen yapmak istediklerimiz içten ve samimi olmalıdır. Ayrıca yapacaklarımız zarar verici olmamalıdır. Tam tersine olumlu ve yapıcı olmalıdır. Arkadaşlar, sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.